Yani arkadaşlar diyor ki köşegenlerini çizin. Şimdi arkadaşlar üçgende köşegen var mı? Yok. 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 Niye? Yok. Gardiyan Bak. olsun. Bak bu köşeden çıkıyorum. Köşeye gidemiyorum. Buradan gidiyorum. Gidemiyor. Buradan gidemiyor. Demek ki üçgenin köşegeni yok. Yok. Üçgenin köşegeni yok. Peki hemen bakalım. Dörtgende bakın K'dan çıkarsam nereye giderim? M'ye. Ne? L'den de N'ye. Kaç tane köşegen var? İki. İki. Peki. Beşgende kaç tane köşegen var? Beş. Beş. Bir. İki. Yıldız olacak. Dört. Ve beş. Evet. Bir Altı. bölüm çıktı. Evet. Hocam Peki bakın bunu seni normalde orayı vermiyorlar. Ben size veriyorum. Dikkat. Bir şey dikkatinizi çekti mi? Bakın bekleyeceğim. şeklimiz dörtgen. Yıldız olmuş. Şeklimiz dörtgen. Kaç tane köşegeni var? İki hocam. İki tane. İki. Şeklimiz beşgen. Kaç tane köşegeni var? Beş. Beş tane. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Size zaten en soracakları dörtgenle beşgen olur. Hocam neden dörtgende dört tane köşegen yok? Çünkü bu kenar buraya gidemeyeceği için, bu da buraya gidemeyeceği için. İstemişler demek ki bilim insanı. Evet. Hocam komşu üçgenin açıları köşeleri komşu açı olduğu için olmuyor. Evet, olmuyor. Arkadaşlar bir numara Hocam yazıyordum. Niye geçtiniz? şuraya yazarsın onu çok basit şuraya. Evet, kendim yazamadım. Bitmedi. Hadi. Sonuncuyu yazamadım. Kendin de yazabilirsin. Yaz Şuracığım hadi. Evet, sesleri kapatalım. Söz almadan konuşmayalım. Evet efendim. Yazdın değil mi? Evet yazdım hocam. Tamam, geçtim. Arkadaşlar buna bakalım. Afrabetül bir numaradaki şekil kaçgen? Afra. Sesini aç Afra. Üçgen. Üçgen. Güzel. Yade. İki numara kaçgen yade. Bak bakalım bir. Bakıyorum hocam. Evet. Beşgen. Evet. Bir, iki, üç, dört, beşgen. Evet. Elif Ada. Üç numara kaçgen? Dörtgen. Evet. Bir dörtgen. Elif Serra. Dört numara kaçgen? Dörtgen. Dörtgen mi? Bakalım. Bir, Beş. iki, üç, Evet. dört. Evet. Çınar Affan. Beş numara kaçgen? Dörtgen. Evet, yine bir dörtgen. Şura, uzaylı şura. Altı numara. Bir saniye hocam. Bir. Beşgen. Evet, altı numara beşgen. Nil, yedi numara kaçgen? Üçgen. Üçgen, aferin. Zehra, sekiz numara kaçgen? Üçgen. Üçgen. Derin, dokuz numara kaçgen? Beşgen. Evet, beşgen. Ve Ayza, on numara kaçgen? Hocam yedigen. Yedigen dedi. Bakıyoruz. Yedigen doğru. Tamam mıyız efendim? Evet. Evet hocam ben Kahut sizi yapacak izlerken mıyız? yazdım. Bugün kahut yok arkadaşlar. Bugün kahut yok. Ne yapıyorsun? Eslem Yağmur kim ne yapıyor? Hocam Eslem ekranlar açık ben sizi görüyorum. Kahut yok Pamir. Bugün kahut yok. Evet. anlamadım. Hocam kaç yapmıyorum. Yo, arkadaşlar konularda ilerlememiz lazım. İlerledikçe yaparız. Hocam kolda daha çok şey Köşe var. sayısı. Köşe sayısı 6 olan çokgenin ismi altıgendir. Aybike doğru mu sence?
Altı köşemiz varsa altıgen miyiz Aybike? Ne dersin? Evet. Evet, aferin. Altıgeniz tabii ki. Evet, eğme ne bir? Bir üçgenin köşesinden başlayarak doğrusal bir şekilde kesildiğinde dörtgen oluşabilir mi? Bir üçgeni keselim senle, gel. Üçgenin köşesinden başlayarak doğrusal bir şekilde kesildiğinde dörtgen Köşesinden mesela oluşabilir. buradan kessek dörtgen çıkıyor mu? Hayır. Buradan Yanlış. kessek dörtgen geliyor mu? Hayır. Buradan da gelmiyor. Demek ki yanlış. Yanlış. Ömer Akif, ardışık iki köşeyi birleştiren doğru mudur köşegen? Artık hocam hayır doğru değil. Hayır, karşılıklı değil mi? Ardışık Her değil. karşılıklı mı? Burada Ardışık. ardışık demiş. Bu yanlış. Yanlış hocam. Çağan da yapalım. Çağan, doğrusal 3 nokta birleştirildiğinde çokgen olur diyor. Doğru mu? Doğru. Doğrusal olan 3 noktayı. Doğrusal demek aynı çizgi üzerinde. Bu üçgeni Ha, hayır. birleştirirsek olmaz. Hayır. Ne olması Ha. lazım? Bir tanesi en az farklı. İkisi birlikte olabilir. Bir tanesi farklı yerde olacak. Tamam mı arkadaşlar? Doğrusal 3 noktadan çokgen olmaz. Bir tanesi farklı yerde olacak. Sait, Evet. üçgenlerin köşegeni yoktur diyor. Doğru. Doğru. Çınar Özkurt. Çınar Afan deyince Çınar Afan olsun. Çınar deyince Çınar Özkurt olsun. Çınar, iki doğru parçası ile çokgen yapabilir miyiz? Hayır öğretmenim. Hayır, yapamayız. Açık kalır, değil mi? Evet. Ne demişler? Kenarını yorganına göre uzat ki Hocam o doğrusu ayağını değil dörtgen miydi? olsun. Ayağını yorgunluğa İşte göre uzak arkadaşlar biz hocam o. değiştirdik. Onun matematikçesini yaptık. Hocam yeni atasözü oldu. Evet. Hocam yeni sözünüz Doğrunu hayırlı olsun. düzgün sayıda uzat ki Murat Talha ne olsun? Açıkta kalma. Çokgen olsun. Köşegen olsun. Hocam kırmızı kurduya kesiyoruz siz yeni bir tane atasözü oluşturdunuz diye. Evet, alkışlayalım kendimizi. Peki. Hocam bir şey diyebilir miyim? De. Hocam mesela bir elin sesi var, üçün sesi var hocam burada da. Üç tane en az var ya. Bir elin Nesi var? Üç elinde sesi var burada hocam. üç doğrunun üçgeni var. İki doğrunun nesi var? Evet. Üç doğrunun... Doğrunun nesi var? Üç doğrunun üçgeni var. Vallahi harikasınız. He. Boşuna demiyorum. Siz lep demeden Çorum'a gider gelirsiniz. Evet. Arkadaşlar birlikte öğreniyoruz. Yanda verilen şeklimiz bir altıgen. Diyor ki bunun nelerini bulalım? Ölçülerini. Ben biliyorum yine sizin gözleriniz zaten direkt açı ölçer gibi maşallah. Evet. Bir altıgenin iç açısını hatırlayan var mı? Hayır. Hocam ben hatırlıyordum. Ben Öğretmen ben de hatırlıyorum. hatırlıyorum. Evet. Nasıl bulduğunuzu Yüz. söyleyeyim mi? Evet. Hocam biliyorum ben. 86 mı olacaksın? Arkadaşlar, şimdi kafanızı karıştırmayın. Altıgenin düzgün bir altıgense ama düzgünse yani bütün kenarları aynıysa 120 derece olur. Yukarıdaki Yani açıları da eşit olur, evet, kenarları tüm eşitse. Evet. uzunlukları ve iç açıları birbirine eşit mi? Evet. İşte tüm kenarları aynı. Atıyorum 5, 5, 5, 5, 5 ve tüm açıları 120, 120, 120, 120, 120, 120. Hocam. Evet. Buna ne diyormuşuz arkadaşlar? Böyle çokgenlere Düzgün düzgün çokgen diyoruz. Düzgün. çokgen. Ama düzgün değil. Düzgün Neymiş çokgen. abi? Artımız neymiş? Bir, iç açıları doğru eşit olacak. İki, kenarları eşit Eşit olacak. olacak. Evet. Hepsi eşit olacak. O zaman ne diyeceğiz? Düzgün çokgen. Hani diyorlar ya, Geçireyim şimdi. bazen diyorlar ya, Sait Yavuz, çok düzgün çocuk. Evet,
Bütün kolu bacakları uzunlukları aynı. Açıları da çocuğun aynı olduğu için çok düzgün çocuk. Hocam benim düzgün çokgen varsa bozuk çokgen de vardır, değil mi? Var. Tabii o bizim Bozuk çokgen değil, normal çokgen. düzgün olmayan çokgen. Al bu da mesela kafamıza göre çizdiğimiz düzgün olmayan bir ney? Altıgen. Bak bu da altıgen, Çokgen. yukarıdaki de altıgen. Bunun Düzgün. farkı ne? Bu düzgün yukarıdaki Düzgün olmaması. Düzgünsüz çokgen. bu okumuş adam olmuş, bu olamamış. Evet hocam, o sınıfta kalmayı tercih etmiş. Evet. Sınıfı çok sevdiği için o Yok. sınıfta kaldı. Evet hocam. Hocam Evde bizimkiler kalmış. şöyle. Hocam bizimkiler şöyle bir şarkı söylüyor. Kalemim yok, silgim yok, sınıfta kaldım. Hocam. Hala o şarkı var mı ya? Kalemim yok. Şarkı Hocam söyleyelim. ben o Peki. şarkıyı biliyorum ama Peki şu şarkı söylemedim. var mı? Sayın Veli, oğlunuz deli. Var mı o şarkı? Hocam hiç demiyor Eskiden o herkes. şarkı da vardı. Hangi? Anne size Bir espri yapayım mı? Yapıyor Evet, yap böyle. bakayım. Annem şimdi çocuk diyor kalemim kayboldu. Annesi diyor kalemin kaybolduysa okuyamazsın. Okuyamazsan evlenemezsin. Evlenemezsen çocukların olmaz. Çocukların olmazsa yalnız kalırsın. Nereden Hocam nereye gittin ya? kardeşi de diyor ki o zaman yeni bir silik kalem alırsın. Ha, bak o da mantıklı. Ama şöyle bir şey var. Bir çivi bir nalı. Bir nal bir atı. Bir at bir askerin. Bir asker bir orduyu kurtarır. Yine. Bir ordu da bir ülkeyi kurtarır. Biz de diyoruz. Biz de diyoruz. Bir öğrenci bir aileyi, bir aile bir sülaleyi, bir sülale bir Bir mahalleyi, bir mahalle bir ilçeyi bir sokağa ve ilçe bir şeydi. arkadaşlar evet, ve bir kişi demek ki tüm ülkeyi etki edebilir. Arkadaşlar Evet. bir Anne, tane eski bir böyle eskiden insanlar biliyorsunuz ibadetlerini mağarada yaparlarmış. Oraya bir tane böyle din adamı ne yazmış biliyor musunuz? Demiş ki eskiden demiş dünyayı düzeltmek istiyordum. Sonra baktım ki demiş yapmak mümkün değil. Bari demiş kendi ülkemi düzelteyim dedim. Baktım ki demiş Azra bunu yapmak da zor Elif Coşkun. Sonra demiş kendi şehrimi düzelteyim. Baktım ki bu da zor. Demiş ki baktım kendi ilçem, kendi mahallem, kendi sokağım, ailem, en son bari kendimi düzelteyim demiş. Aman ya dikkat et. Sonra demiş ki Sait Yavuz, keşke demiş tam tersini yapsaydım Ece Nur. Ben kendimi düzeltseydim, bana bakarak ailem, aileme bakarak mahalle, mahalle, bakın tersten. Demek ki işin sırrı nerede Elif Emine? Ben Kendimizin düzgün olmasında. Şimdi bazen arkadaşlar söylüyor ya öğretmenim benim iyi olmam, düzgün çalışkan olmamla iş değişir mi? Davi. Değişir. Değişir. Çok şey değişir. Hocam Neyse. bir şey diyeyim mi? Söyle. Hocam bu hani düzgün çokgen değil ya. Heh. Mesela şöyle bir şey düzgün çokgen olmuyor ya. Evet. Hocam o zaman bu eğitim ekibine Gördüm onu, gördüm. Evet, geldik bir tadelli sorumuz daha var. Evet, arkadaşlar. Soru katılmamış çalışmamış hocam. şu. Hocam Soru şu. Soru biliyorum geliyor. Arkadaşlar diyoruz ki soru işaretli yere hangi harf gelir? Q, V, E, R, T, Y'den sonra hangi harf gelir? Abla Hocam? oraya Hocam? T'den sonra mı? T'den sonra. T'den sonra hangi harf? Hocam Hocam sen atmayın artık. Bitti. sorunu Bir cevaplamaya dakika. yapsak. Hocam tekrar sorabilir misiniz? Q-W-E-R-T'den sonra hangi harf gelir? Hocam bu Hocam cevabı atan çekiyorum. Bir bakın. Selim oldu. Tadelle Selim'e gitti. Anlamadım Burada. çünkü. Zoom'da kime gitti? Bakıyorum. Ömer Akif'i görmüştüm ama Ömer Akif'ten daha hızlı atan uzaydan atan uzaylı Şura oluyor. Hocam Evet, ilk atan Şura bir şey olmuş. Hangi soruyorum harf ben. Cevap Şura?
Cevap Cevap ye. kendiniz Ye yazıldı. ye ye harfi. Niye ye harfi? Hocam ben de sattım aynısını. Hocam çünkü kuverti. Evet, Ne? QWERTY yani klavyedeki yan yana rakamlar Kuverti. harfler. Hayır hocam, klavyenin adı o kuverti. Evet. Klavyede Klavyede yan yana olan Q W E R T yanında ne var? Aysel Göksel Y. hocam ben de atmıştım. Demek ki en son ben atmışım. Evet. Peki. Arkadaşlar sorumuzu sorduk. Devam ediyoruz. Diyor ki bunların düzgün olup olmadığına bakın. Birincinin zaten düzgün olma ihtimali yok. Bakın açıları farklı. İkincisi dümdüz düzgün. Üçüncüsü de düzgün değil arkadaşlar. Açı ölçerle bakarsanız açılar eşit değil. Düzgün olması için Çınar Özkurt ne lazım? Bir, uzunlukları aynı kenarları Evet. ve iç açıları ne olacaktı? Aynı. Aynı. Aynı olursa düzgün olur. Yoksa düzgün değil. Tamam mı Nil? Evet. Betül Ebrar. Tamam mı? Geçebilirsiniz. Teşekkür ederim Hayır hocam. hocam. Evet değerli arkadaşlar. Anlayamadım. Demiş ki çokgenler en az 4 doğrunun ardışık olarak ikişerli kesişmesi Hocam. oluşur. Beraber yapalım. Bu yanlış arkadaşlar. Yanlış. Yanlış. Evet. Çünkü en az kaç tane kesişebilir? 3. 3 tane değil mi? Bu bir çokgen. Bütün çokgenlere köşegen çizebilir miyim? Hayır, Üçgende yok. Dikdörtgen düzgün bir çokgen midir? Dikdörtgen? hayır. Hayır. Bütün kenarları Hayır. değil. Eşit. Aynı değil, değil mi? Bütün kenarları aynı değil. Dikdörtgen. Evet bir dörtgendir ama karşı kenarları aynıdır. Bütün kenarları aynı değil. Hayır. Köşegen sayısı ile kenar sayısının toplamı 10 olan Hocam köşe sayısı. kenarlar. Ya, doğru söylediniz. Köşeyle kenarın toplamı 10'sa Hocam o zaman bu beşgen midir? ne köşe? Evet. Evet, çünkü 5 Evet. kesim 5 kenarı vardır. Bu doğru. Çokgenlerde aynı köşeye ait iç açıyla dış açının toplamı. Yani ben bir beşgen çizdim. Hayır, Bak, 180. arkadaşlar bu iç, bu da dış açı. Bakın içle dışı Evet yaparsanız ne oluyor? hocam. Evet doğru. 360. 360 değil mi? Hayır ama hocam böyle çizgi çekiyoruz. O zaman Hayır, 180. ama 180. Dış açı toplamı 360. arkadaşlar Aa. iç açı bu. Dış açı bu. Tam bir yuvarlak oluşturuyor. Gördünüz mü? Bu iç olsun. Diğeri de dış. İçle dış tam bir yuvarlak. Yani 360 derece doğru. Hocam Çokgenlerde aynı köşeye ait iç açıyla dış açının toplamı 360. Arkadaşlar bu doğru olacak. Yanlış yapmışlar. Çünkü içle dışı toplarsanız ne olacak? 360 derece. Ha pardon, Hocam pardon, pardon. 360 değil. Özür dilerim. çizgi Evet, çekiyorum dedim evet. ben Özür sizin ya. dilerim. Bu onu kastetmemiş. Özür dilerim. Dış açımız ne? Ben yanlış söyledim. Özür diliyorum. Arkadaşlar bu iç açı ya, bunu böyle uzatırsak bu iç, şurada ne açımız? Bu Dış. toplamları Hocam kaç ben olacak? 100 80 80. evet, 180. Özür dilerim. Ben başka bir şey anladım. Evet. Doğru. Arkadaşlar eşkenar üçgen aynı zamanda düzgün bir çokgen midir? Doğru. Bakın. Evet hocam. Göbek adı eşkenar üçgen. Altı, Aslında düzgün üçgen. buralarda 60'ar derece olsun. Bakın. Evet. Eşkenar üçgenin Şuralar. her zaman iç açıları 60 Evet. derecedir. Kenarlar aynı. Açılar da aynı. Dolayısıyla bu ne oldu? Düzgün Hocam oldu. Tamam. bir atla yazıyor. Hocam bir bilmece sorabilir miyim? Sellesin zaviyet sonu Geleceğiz arkadaşlar. Geleceğiz oraya. dahil et. Hocam hiçbir şey anlamadım. Mulasın zariyete. Arkadaşlar şöyle bakın, bugünkü kullandığımız Zehra birazdan.
Açı, çokgen, dörtgen, beşgen, bunların hepsinin adını veren kişi kim? Atatürk. Atatürk. Atatürk'ün geometri Biz bunu kitabı var. Bakın orada görüyorsunuz. Yazdığı geometri. kitap, kendi kendimize konuşmazsak ben sizi anlamıyorum. Kendi kendinize konuşmayın lütfen. Bu kitap arkadaşlar öğrenciler için değil. Bu kitabı öğretmenlere 1936-37 yılında Atatürk öğretmenlere geometriyi öğrencilere nasıl öğretmeleri gerektiği ile ilgili bir kitap yazmış. Eskiden Atatürk'ün geometri kitabını gördüm ben. Kendi öğrenciliğindeki. Orada da bu ifadeler var. Müselles. Zaviyetanı dahiletan. İç açı demek. Zaviyetanı dahiletan. İç açı demek. Zaviye açı demek. Dahil iç demek. Mecmu Hocam. toplaması. Hocam hiçbir şey anlamıyorum. Evet. Müsellesi mütesaviyül adla. Bu da biraz önce dediğimiz eşkenar üçgen. Yani siz 1900 yılında okula gitseydiniz eşkenar üçgeni Bunlar öğretilecekti. müsellesi. Ay. Niye kendi kendimize konuşuyoruz? Böyle bir hastalığımız var. Neden acaba? Evet. Müsellesi Bir mütesaviyül adla dediğinizde eşkenar üçgen olacaktı arkadaşlar. Bakın Muhammed beşgen. Evet Muhammed beşgen değerli arkadaşlar. Peki size bir şey göstereyim mi? Evet. Evet. Bu ne? Hilal. Hilal. Nerede var Hilal. bu hilal? Hilal. Bayrak. Bayrak. Gökyüzünde. Aa, doğru, tek bayrak. Hocam Bayrak. ya çok kötüsün ya. Peygamberimiz. Hocam Yıldız. hilal Allah'ı, Arkadaşlar. yıldız peygamberimizi temsil ediyor. Evet söylemiştim değil mi? Evet. Evet. Evet arkadaşlar. Bakın bakalım yıldızın kaç tane ucu var? Beş, Beş. iki, Beş. üç, dört, beş. Ömer Aa, birleştirince beş yapalım. beşgen ne demekmiş? yıldız Yıldız. beşgen. Yıldız. Hayır Yıldız. ama orada bakın ismi neymiş? Muhammed. Muhammed diyoruz ama o aslında Aa. Muhammed. Evet. Yani Arkadaşlar bayrağımızın böyle hocam bir özelliği var. Evet. geleceğim. Bayrağımızın böyle Peygamberimizin adı. evet. Evet. Beş şey var. Bilmece Evet sorabilir arkadaşlar Atatürk'e teşekkür ediyoruz. Yoksa hala bugün zaviye res diyecektik. Mustatil diyecektik. Dikdörtgen. hocam eşkenara Evet. müselles. Zehra söyle bir Allah'ım. Dur Zehra söyle. Hocam bir bilgi sorabilir miyim bir tane? Sor. Günde beş imiş, birine değmemiş, ikisi güneş görmüş, üçü asla görmemiş. Bir daha söyle anlamadılar. Çok hızlı söyledin. Günde beş imiş, birbirine değmemiş, ikisi güneş görmüş, üçü asla görmemiş. Ne bu? Ben buldum. Hocam. Diyebilirsiniz. Hocam bir şey yapayım. Yavaş yavaş söyle Zehra. Günde beş imiş. Günde beşmiş. Beş defa olan bir şey. Evet. Değmemiş. Birbirine hiç denk gelmiyorlar. İkisi güneş görmüş. Üçü asla Güneş görmemiş. olduğu zaman da oluyor. Üçü de asla görmemiş Üçü de güneş. güneş batmışken oluyor. Ne bu? Normal. Evet, kim dedi? Tamam. Evet, Tamam. doğru mu Zehra? Gideceğim. Doğru değil mi? Yazacağım. Benim çok Evet. Evet. ezana denk geldi, Peki, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. öyle anladım. Ne? Ezana denk Arkadaşlar, evet. Üçgenin iç açıları toplamı kaç ediyordu? geldi. 180. 180. Hocam bir cevabı neymiş, ben duyamadım. Namaz, namaz. Hocam Namazda biz iç açı. ezanla konuşuyoruz. Beş Ay vakit. şey, Üç ay şey. vakitinde güneş var, üç vakitinde güneş yok. Hocam Evet. İslam'da ezan saatine denk gelmiş. Evet, tam da Ay ezan şey, ay saati. İlginç, doğru. Şimdi arkadaşlar bakın. Şu açılarımız üçgenin nelerin? İç açıları. Bakın bu üç açıyı topladığımızda birleştirdiğimizde kaç derece? Doğru açı yani
180. 180. 180. Arkadaşlar ikizkenar üçgen olunca mesela şöyle diyelim. Burası 7, burası 7. O zaman bunların karşısındaki açılar da birbiriyle ne olmak zorunda? Aynı olmak zorunda. Dikkat. Bunu gören açı uzunlukları aynı olduğu için açılar da ne olmak zorunda? Aynı olmak zorunda. Aynen. Üçgende ise her açımız kaçar derece? 60. 60'ar derece. 60 derece. Çünkü 3 tane 60 ne yapar? Sergenin 180. kuyruğu 180. Güzel. Üçgenin iç açılarını öğrendik. 180 derece. Evet. Her zaman öğrendik. Pekala. Geçiyorum. Geç. Arkadaşlar, bakalım. Afra Betül, sence ilkindekileri toplarsak bir üçgen oluyor mu? Hocam Olmuyor. eşkenar üçgen mi Bir dakika. Afra'ya sordum. Afra Betül. olması lazım? Olmuyor. Olmuyor. Bununla bunu topladık. 150. 40 daha 190 etti. Olmadı. Peki Elif Serra alttakine bak bakalım oluyor mu? Elif Serra. Bir saniye. Topla kaç derece etti? Bir saniye ne topluyorum. Tamam. Öğretmenim 200 etti. 190 etmez mi? Yok. 190 etti. Yine olmadı. Elif Ada, bunları topla bakalım. Oluyor mu bir üçgen? Alıyor hocam 180 diyeceğim. 180. Güzel. Çınar, şunları topla bakalım. Affan, Çınar Affan. Çınar Affan bu sefer. Evet. Hocam. Oluyor mu 103. 180? Hocam 103 45 daha 147 32 daha 9 3 4 8. 7 Çınar yanlış topladın. hocam 179 178. Oluyor değil mi? 180 hocam ediyor. 180 oluyor. Evet. Oluyor. Güzel. Şimdi Çınar Özkurt. Topla bakalım Çınar. Bunlardan biri oluyor mu? Tamam. 70-67. Öğretmenim kağıt üzerinde yapabilir miyim? Yok, şöyle yap. Kolay toplama yap. 3'ü buna verdin. 70 oldu mu? Evet. Bu da 40. 70 40 daha ne yapar? 110 mu? Evet. 110. 70 Oluyor var mı? öğretmenim. Oluyor değil mi? Kolay toplama metodumuzu kullanalım. Aybike'ye verelim sözü. Aybike, hadi dersin son.